Şimdi tavuklarım için şöyle biraz zeytinyağı koydum. Hemen çok fazla küçültmüyoruz. Şu şekilde. Burada yaklaşık 500-600 gram kadar tavuk eti var. Tavuğun neresini kullandım diye sorarsanız tavuk kalça şiş tercih ediyorum ben. Tavuğun but kısmından yapılıyor. Hemen bunları biraz şöyle. Bunlar güzelce kızarsınlar. Şöyle yaklaşık 300-400 gram. Kabaca bunları çok inceltmeyin çünkü içlerinde ölmesinler. Servis ederken böyle içinde pazı yaprakları belirgin halde dursun. Tamamdır. Yapması o kadar kolay ki yanına da nefis bir tatlı hazırlayacağız. Bunun iyice ısınmasını istiyorum. Neden? Biraz çikolata eriteceğim. Tavuklar cozur cozur gerçekten güzel kızardılar. Hemen öbür taraflarını koyalım. Şöyle içine, dedim ya yapması çok kolay diye. 7-8 tane hemen yeterli. Şöyle minicik sarımsakları tercih ederseniz daha güzel olur. 3-4 diş de sarımsak koydum. Bunlar bu şekilde devam etsinler. Tatlı için. Bir paketten biraz fazla beyaz çikolatam var. Üzerine rendelemek için şöyle bir avuç içi kadar esmer çikolata. Süslemek için file badem ve buzdolabınızda ne varsa meyveleri. Şöyle bir cam kabın içine çikolataları hemen koyayım, hazır dursun. Ben bugün biraz orman meyveleri tercih ettim. Biraz böğürtlen, frambuaz, yaban mersini. Önce eriyen kremamızı böyle. Sosumuz hazır olmak üzere bile, evet. Bunu böyle 1-2 saat oda sıcaklığında bekletebilirsiniz. Bir yandan da tavuklarımı halledeceğim. Süper, bunlar olmuşlar. Domates salçası. Biraz biber salçası koyacağım. Gerçekten nefis kokular. Sosumu dökmek için şöyle bir kenardan bakalım. Uygun sıcaklıkta. Dedik ya ne varsa o meyve. Hemen bütün meyveleri şöyle bir kavanoza dolduracağım. Şimdi yahnimize hemen pazılarımızı ekleyeceğiz. Şuradan biraz nohut koyacağım. Nohut haşlanmış olduğu için en son üzerine ekliyorum. Tuzumuzu ekleyelim. Karabiberimizi ekleyelim. Hatta ben bunda acıya bayılırım. Biraz da acı koyalım. Süper. Son olarak da biraz domates rendesi ekleyeceğim. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar üzerine koyuyorum. Ne demiştik? Tavuk suyu. Şöyle bir karıştırıyorum. Tamamdır. Altını açtım. Neden? Önce şöyle güzel bir kaynasın. Sonra yaklaşık zaten 3-5 dakika sonra da pişmiş olacak. Şimdi gelelim tatlımıza. Bu şu an yeterli. O zaman ben şöyle yapacağım. Yemeğin pişene kadar bunun kapağını kapatacağım şöyle hafif. Biraz daha soğumasını istiyorum. Biraz buzdolabında bekleteceğim. Ben hemen buzdolabından tatlımı alacağım. Bunu biraz böyle süslü püslü hale getirmek istiyorum ve lezzetine biraz daha lezzet katacağım. Ben kilerden böyle bademler buldum. Üzerine dökeceğim. Beyaz çikolata varsa o zaman biraz bitter de olabilir diye düşünüyorum. Biraz bitter rendelemek istiyorum. Benim şöyle süslü kürdanlarım var. İşe biraz daha eğlence ve renk katmak istiyorum. Kullandığım taze meyvelerden gerçekten çok şık oldu. Şimdi ne yapalım? Ana yemeğimizi son bir kontrol. Süper. Bu çeşit yemekleri gerçekten çok kolay hazırlayabilirsiniz. Özellikle çalışan hanımefendilere sesleniyorum.